Bu sırada Ali evet. Babacan bir konuşma yapıyor. Onu bir dinleyelim. Sana tekrar geleceğiz İsmail. Bir dakika izin ver bize. Antakya'dan iyi akşamlar diliyorum. Ses geliyor gidiyor. Biz sizi duyuyoruz gayet net olarak. Duyuyor musunuz? Biz sizi duyuyoruz. Tamam, tamamdır. Bugünkü izleniminiz nedir? Evet. Nelere tanık oldunuz? Evet. Şu an... biz bugün sabah saatlerinde Adana'ya geldik. İskenderun'un yakınlarından geçip Antakya'ya vardık öğlen. Antakya'da durum gerçekten çok çok kötü. Yani televizyon ekranlarından ya da cep telefonu ekranlarından anlaşılması mümkün olmayan kötü bir tabloyla karşı karşıyayız şu anda. Ekranlarda genelde kurtarma faaliyetleri görünüyor. Bizim de şu anda arkamızda devam eden bir kurtarma faaliyeti var. Ama bir binada kurtarma faaliyeti varsa bunun karşılığında en az 100 binada da hiçbir faaliyet yok. Yıkılmış, enkaz duruyor, faaliyet yok. Çünkü afetin büyüklüğü, depremin büyüklüğü karşısında kamunun ya da sivil inisiyatifin bu enkazı kaldırma kapasitesi çok çok zayıf. Ve çok geniş bir alana yayılmış bir depremden bahsediyoruz. Dünyada herhalde çok az örneği vardır. Yani 11 il merkezini etkileyen ama özellikle 3-4 il merkezinde çok ciddi yıkıma sebep olan bir depremle karşı karşıyayız. Gerçekten bir insanlık dramı. İnsanlar çok üzgün ama aynı zamanda kızgın. Haklı olarak yanlarında, sağlarında, sollarında bir yardım istiyorlar, yardım bekliyorlar. Ama kamunun bu büyük afet karşısındaki çözüm kapasitesi çok çok zayıf. Temel ihtiyaçlar burada söz konusu. Hava akşamları özellikle çok soğuk oluyor. Mesela Malatya'da gündüz -5. Gündüz -5. Gece daha soğuyor. Antakya'da yine öyle. Isınma, barınma büyük ihtiyaç. Kılık, kıyafet, battaniye büyük ihtiyaç. Su, inanın su sorun oluyor. Bizim Kahramanmaraş İl Başkanımız kar suyunu eritip ancak içerek birkaç gün hayatını devam ettirebildi ekibiyle beraber. Yani temel gıda ihtiyacı, barınma ihtiyacı, ısınma ihtiyacı çok çok önemli ihtiyaç buralarda. Ve iletişim, yani özellikle Hatay'da ama Antakya'da telefon sistemi çok zor çalışıyor. Yani belki 20 defa deniyorsunuz, bir telefon görüşmesini zor yapıyorsunuz. Bazı bölgelerde hiç çalışmıyor. Acilen mobil baz istasyonları gerekiyor. Acilen mobil baz istasyonları. Yine çok önemli bir ihtiyaç iş makineleri. Yani şu anda çok önemli acil ihtiyaç dışında Türkiye'de iş makinesi ne var ne yoksa tamamının deprem bölgesine sevk edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar görülmüş bir afet değil bu, bambaşka bir şey. Yani gelip görüp yerinde gördüğünüz zaman ancak anlıyorsunuz. Yani binalar yıkılmış, yolları kapatmış, yollarda ilerlemek mümkün değil. Ara sokaklar kapanmış, sokaklarda ilerlemek mümkün değil. Yani şehir içi ulaşım sorun, iletişim sorun, en temel insani ihtiyaçları karşılamak sorun. Ve vatandaşlarımız bir yandan çaresizlik içerisinde, bir yandan büyük bir yardım verme gayreti var Türkiye'nin dört bir köşesinden. Ama bu yardımı toplayıp tekrar vatandaşlarımıza ulaştıracak bir altyapı da henüz tam oluşabilmiş değil. Biz de ilk gün bütün arkadaşlarımıza, teşkilatımıza dedik ki AFAD üzerinden yardımları yapalım, AFAD'a uğraştıralım, onlar dağıtsın ama bazı illerimizde AFAD'ın da dağıtım kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. O illerde biz kendi arkadaşlarımız üzerinden bu dağıtım faaliyetini şu anda yürütüyoruz. Bir de bütün bunların üzerine öğleden sonra sosyal medyayı kapattılar. Akıl alır gibi değil gerçekten. Yani en temel haberleşme hakkı bugün. İnsanlar derdini sosyal medyaya yazıyor. Yardıma ihtiyacı olan, acil yardım ihtiyacı olan sosyal medyadan çağrıda bulunuyor. Yardım imkanı olanlar sosyal medyadan insanlara ulaşabiliyor. Yani böylesine bir dönemde sosyal medyayı karartmanın inanın hiçbir anlamı yok. En temel özgürlük alanını, haberleşme hakkını insanların elinden almış oluyorsunuz.
Büyük bir yanlış olarak görüyoruz bunu. Yine normalde olması gereken nedir? Böyle büyük afetlerde devletin, kamunun güvenilir olması, itibarlı olması, devletin, kamunun söylediklerine güvenilmesi. Sosyal medyada kim ne yazarsa yazsın, kim ne çizerse çizsin. Kamunun, devletin güvenilir olması gerekiyor, itibarlı olması gerekiyor. Ve mutlaka sosyal medyanın derhal ama derhal açılması gerekiyor. Sosyal medyayı kötüye kullananlar mı var? E onlarla ilgili nasıl olsa işlem yapılır. Ama bunun çözümü kapatmak değildir. Böylesine bir afetin ortasında insanlar feryadını, ihtiyaçlarını nasıl duyuracak? Yine yardım etme imkanı olan insanlar, yardıma ihtiyacı olan insanlarla nerede nasıl buluşturacaksınız? Böyle bir şey yok. Onun için derhal bu sosyal medya üzerindeki kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini biz buradan tavsiye ediyoruz. Son olarak da söylemek istediğim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle dün başlattığı ve bugün dozunu gittikçe artırdığı bu nefret ve öfke dilini de bırakması gerekiyor. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşlarımız arasındaki bu birlik ve beraberlik hissi çok kuvvetli. İnsanlarımız beraberce bu afeti atlatmak için gayret içerisinde. Dolayısıyla aklı selimi mutlaka hakim kılmak lazım. Metanetli olmak lazım, sağduyulu olmak lazım ve şu tehdit dilini de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakması lazım. Bunlar dostça tavsiyeler bakın. Tehdit dili olmamalı. Öfke nefret dili olmamalı. Hep beraber bu zorlukları aşacağız. Evet, herkes duygusallaşabilir ama ülkeyi yönetenlerin sabrı ve metaneti asla elden bırakmaması lazım ki bu büyük felaketi, bu büyük zorluğu böylece toplum olarak hep beraber aşabilelim. Barış. Şimdi Ali Bey, Cumhurbaşkanı da bugün açıklamasında söyledi, bakanlar da söyledi. Her yere ulaşıldığını söylüyorlar. Sizin izleniminiz nedir? Siz sonuçta bütün o bölgeyi gezdiğinizi ifade ediyorsunuz. Gerçekten her yere ulaşılmış mı? Bunu bize anlatır mısınız? Ya şöyle, ulaşmaktan ne kastettiğinize bağlı. Yani herhangi bir yerleşim merkezine eğer bir vinç, bir dozer, bir kepçe göndermeyi ulaşmak sayıyorsanız, evet, bugün itibariyle afetten etkilenen bütün yerleşim merkezlerine bir şekilde ulaşılmış olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bakın, ben bugün Antakya'da sokak sokak caddede gezdim. Evet, bir gayret var ama gayret ne kadar? Şimdi arkamızda görüyoruz, bir tane enkaz var. Birkaç tane hayat kurtarıldı o enkazda. Ama biraz önce gözümüzün önünde de iki tane cenaze maalesef çıkarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız çıkarıldı binadan. Şimdi bir tane kurtarma faaliyeti var. Ekranlarda genelde bu kurtarma faaliyetini görüyorsunuz. Ama her bir kurtarma faaliyetinin yanında en az 100 tane hiçbir şey yapılamayan bina yıkılmış vaziyette duruyor. Yani insanlar, akrabaları, yakınları o binaların etrafında oturuyorlar. Bekliyorlar, çaresiz bir şekilde bekliyorlar. Dolayısıyla evet, ulaşmak o ile o şehre girebilmekse belki ulaşmışlardır. Ama henüz enkaz kaldırma anlamında ulaşılabilenin ben %1'i bile bulduğunu düşünmüyorum. En azından Antakya'daki tablo böyle. Bizim şu anda bir heyetimiz Malatya'da tablo farklı değil. Bir heyetimiz Kahramanmaraş'ta farklı değil. Bir heyetimiz Adıyaman'da farklı değil. Yani felaketin en büyük, en yoğun yaşandığı bütün illerde şu anda genel başkan yardımcılarımızla sahadayız. Hep beraber sahadayız. Sürekli haberleşiyoruz. Tabii haberleşebildiğimiz kadar, çoğu yerde telefon kesiliyor. Bazen işte mesaj gönderiyoruz, 3 saat sonra öbür tarafa düşüyor. Ama çoğu yerde durum aynı. Ama şunu unutmayalım bakın. Felaket çok büyük. Ama kamunun, devletin bu felaketin üstünden gelebilme kapasitesi çok çok kısıtlı. Yani bunu da yerinde biz görmüş durumdayız şu anda. Şunu da sorabilir miyim? Siz belki kamu kuru eski bir bakansınız. Belki kamu yöneticileriyle bir temasınız olmuştur. Mesela Hatay'da veya başka illerde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen veya yaşam umudu taşıdığımız, hep o umudu taşıyacağız, kaç insanımız var? Buna ilişkin bir tahminde bulunabiliyorlar mı acaba? Böyle bir envanter oluşturulmuş mu? Çok zor, çok zor. Bakın, o tahmin yapmak zor ama şunu söyleyeyim. Hayatını kaybedenlerin sayısı açıklanıyor ya. Oradaki sistem şu. Çünkü dün akşamüstü ben AFAD'ı da ziyaret ettim. Ve oradaki arkadaşlardan da bilgi aldım. Hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle. Cenazeye ulaşılacak.
kimlik tespiti yapılacak. Ancak ondan sonra hayatını kaybetti diye kaydediliyor ve sayıya ekleniyor. Mesela cenazeye ulaşıldı ama yakını yok. Kimlik tespiti yapılamadı. O henüz hayatını kaybetmiş bile sayılmıyor. İstatistiklere girmiyor henüz. Dolayısıyla yani baktığımızda şu anda ulaşılan insan sayısı, ulaşılamayan insan sayısını bilemiyorum. Yani oran vermem çok zor. Yani %2'si midir, 3'ü müdür bilemiyorum doğrusu. Yani olay çok büyük. Yani dediğim gibi telefon ekranlarından, televizyon ekranlarına sığamayacak kadar büyük bir felaket. Ben daha önce deprem yaşanan bölgelerin hemen hemen tamamına gitmiştim. Son 25 yıldır deprem yaşanan her yere gitmiştim. Bu başka hiçbir şeye benzemiyor. Yani Antakya neredeyse haritadan silinecek duruma gelmiş. O kadar sıkıntı. Yani binalar ayakta gibi görünüyor ama ya bir tarafa yatmış, ya çatlamış, ya kolonlar. Yani insanların güvenip de herhangi bir binaya girmesi Antakya'da şu anda mümkün değil. Bırakın onu, Adana'da sadece 10 tane bina yıkılmış durumda. Bizim Adana teşkilatımızdan hiçbir arkadaşımız evine giremiyor. Yani koskoca şehirde sadece 10 bina yıkılmasına rağmen Adana'da. Bir de bunun psikolojik yönünü de düşünmemiz lazım. Yani felaketin boyutları akıl alır gibi değil. Yani muhtemelen yakın tarihimizde dünyada en büyük felaketlerden birisi olarak kayda geçecek gibi görünüyor açıkçası. Sayın Babacan. Ama bunu aşmanın yolu yine milletçe birlik, beraberlik, metanet. Yani ülkemiz güçlü bir ülke, milletimiz güçlü bir millet, sağduyulu millet. Yani bütün zorlukları inşallah beraberce aşarız. Yeter ki şu ülkeyi yönetenlerle millet bir beraber olsun. Yani hep beraber aşalım bu zorluğu. Kimse farklı akımların etkisine kapılıp bu olayla alakalı yanlış bir tutum almasın. Sayın Babacan, İsmail Saymaz da bizimle birlikte biraz önce o önemli bir şey söyledi. Bir yerde elbiseler yığılı ama insanlar gidip onların içinden kendi uygun bir şey almaya çalışıyor. Bir yerde ayakkabılar var, bir yerde yemek dağıtılıyor ama öbür tarafta insanlar yemeğe doğru ulaşamıyorlar. Şimdi bu enkazdan doğru insanların çıkarılması çok önemli bir konu. Ama çıkarılanların, enkaz altında kalmayanların bu soğukta, bu kışta hasta olmamaları önemli, suya, temiz suya ulaşmaları, tuvalete ulaşmaları, yatacak yerlerin olması, bütün bunların koordinasyonunda bir sorun var şeklinde bir izlenime kapılıyoruz biz buradan. Sahada durum nedir? Bu koordinasyon eksikliğini bugün görüyor musunuz, tanık oluyor musunuz? Değişik illerde ekiplerimiz var dediniz. Bizim Genel Başkan Yardımcımız Sadullah Ergin Bey Hataylı biliyorsunuz. Kendi kardeşleri, eşinin kardeşleri ve onların aileleri hepsi enkaz altında. Bugün 6 cenaze çıkarıldı. Daha enkaz altında çıkarılamayan insanlar var. Sadullah Bey'in sürekli kullandığı 2-3 ilacı biz bugün sabah Adana'dan aldık, getirdik, kendisine ulaştırdık. Çünkü ilaca ulaşmak şu anda Antakya'da çok ciddi bir sorun. En temel ihtiyaçlar, yani bakın yaşlılar için mesela hijyen malzemeleri yok. İsmail Bey'in şu tespiti doğru. Akın akın tırlarca yardım gönderiyor insanlar. Fakat o yardımların organize edilmesi, ihtiyacı olanlara ulaştırılması çok ciddi bir lojistik sorun. Biz mesela parti olarak ne yaptık? İlk gün, felaket günü bütün teşkilatımıza bir genelge yayınladık. Dedik ki aynı bağış yapmak isteyen arkadaşlarımız aynı bağışlarını alsınlar, AFAD'a ulaştırsınlar. AFAD'ın toplama merkezlerine ulaştırsınlar. AFAD eliyle dağılsın. Bir hani karışık bir ortam oluşmasın diye. Fakat baktık ki bazı illerde AFAD'ın o kapasitesiyle ilgili sorunlar var. Aksamalar yaşanıyor. O zaman ne yaptık? Biz bugün tekrar genelgemizi değiştirdik. Dedik ki arkadaşlarımıza, eğer AFAD'a ulaşabiliyorsanız ulaşın, ulaşamıyorsanız artık kendi imkanlarınıza dağıtın. Mesela ne yaptık? Malatya'da bugün bir depo tuttuk. 10 bin metrekarelik depo. Oraya gelen tırları o depoda açıyoruz. Küçük kamyonetlerle Malatya'da ara sokaklara kendimiz dağıtıyoruz. Hani ne zaman ki kamunun kapasitesi, bu dağıtım kapasitesi oluşur, biz derhal döneceğiz o ilk günkü genelgemize. Kamuya teslim edin, kamu dağıtsın diyeceğiz. Ama felaket çok büyük bakın. Yani ve muhtemelen hiç kimse böylesine büyük bir felakete hazır değildi. Yani tek bir ilde bile yaşansa, bakın bırakın böyle 11 ili. Mesela sadece bugünkü Antakya'daki felaket olsa, Antakya'daki felaketin üstesinden gelmek bile inanın kolay bir iş değil. Kaldı ki 11 ilde şu anda yakınıyor. 3-4 ilde çok derin bir sıkıntı var. Biz ne yaptık mesela? Bu iki günde tam da sayıyı bilmiyorum ama
Yani sadece geçti, bizim teşkilatlarımızdan yaklaşık 100'ün üzerinde tır destek toplandı. Bunlar yollarda kimisi ulaşıyor, kimi ulaşamıyor. Dedik ki arkadaşlarımız ya bu tırdan vazgeçelim, küçük kamyonlarla dağıtalım. Çünkü tırlar yollarda kalıyor, yollar kapalı, bildiğiniz gibi değil yani. Viyadükler var, köprüler var, köprülerin arası açılmış. Yani ben Antakya'da bir noktadan bir noktaya ulaşmam bugün saatler aldı. Yani bir kilometre ötedeki bir yere gidebilmek için kaç tane ara sokağı denedik? Her sokak kapalı çünkü binalar yıkılmış, sokakları kapatmış. Yani ambulanslar ulaşamıyor. İnsanlar yani yani yaralılar var, cenazeler var. Yani yolların kenarında cenazeler var. Onları işte ambulans gelsin alsın diye bekleniyor. Gerçekten çok vahim bir tablo. Ama şu da var. Yani biz bunu 99 depreminde de yaşamıştık. 99 depreminde de devlet her şeyi ben yapacağım, kimse bir şey yapmasın gibi bir tavra girmişti. Bu sefer öyle olmamalı. Yani devlet, kamu yapabileceğini yapsın ama özel inisiyatif, dernekler, vakıflar elinden kim ne geliyorsa kendi imkanlarıyla da ulaştırmaya çalışsın. Ama hani ne zaman ki AFAD, Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ne zaman ki şöyle bir toparlanırlar, şöyle bir sistemlerini oturturlar, o zaman tabii ki bunun koordineli bir şekilde dağıtılması, israfın önlenmesi ve gerçekten toplanan malzemelerle ihtiyacı olanların buluşturulması o noktada daha kolaylaşacaktır. Ama şu anda inanın kim kime ne yardım ulaştırabiliyorsa ulaştırsın, öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani en temel, bakın iki gündür bizim arkadaşlarımız yani Antakya'da ekmeğe ulaşmakta güçlük çektiler. Bizim teşkilat mensuplarımız bunlar, hani çevresi olan insanlar, kolay her şeye ulaşabilecek olan insanlar. Yani ona rağmen zorluk çekiyor ki yani vatandaşlarımızın gerçekten kahir ekseriyeti en temel ihtiyaçları konusunda hala destek bekliyor. Yani kim ne yapabiliyorsa elinden geldiğince yapmasına büyük fayda var. Ama dediğim gibi tır değil, biz ilk 100 tırdan sonra ondan vazgeçtik. Küçük kamyonlarla bundan sonra yürüyeceğiz. Tamamen doğal gelişiyor, tamamen gönüllü gelişiyor. Biz parti için kampanya falan da başlatmadık. Sadece dediğimiz arkadaşlara ya böyle yardım etmek isteyen varsa AFAD'a teslim etsin dedik. Ve birden büyük bir hareketlenme oluştu. Sadece bizde değil yani diğer siyasi partilerinde görüyoruz, çok yoğun çalışmaları var. İnsanlar çırpınıyor. Yani Ankara'daki marketlerde gıda rafları boşaldı. Çünkü insanlar Ankara'daki marketlerden alıp afet bölgesine gıda ulaştırmaya çalıştı. Yani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Yani hep beraber yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Ama kamunun, devleti yönetenlerin şöyle insanları biraz dinlemesi lazım. Biraz halkın arasına inmesi lazım. Ve farklı bir yönetim tarzıyla, yönetim modeliyle bu sorunu aşabiliriz. Yani şunu da görüyoruz maalesef. Bu yönetimin merkezileşmesinin sonuçlarını da görüyoruz. Yani yönetim o kadar merkezileşmiş durumda ki Türkiye'de. Yani yerelin kendi kendine hareket etmesi çok zor oluyor. Yani şu arkamızdaki binaya ilk 48 saate hiçbir müdahale yapılamamış. Çünkü yerel imkanlar merkezden talimat bekliyor. Merkez talimat vermeyince yerel imkanlar harekete geçmiyor. Halbuki muhtarlardan başlayın, yerel yönetimlere kadar, gönüllü bütün kuruluşlara kadar hepsinin deprem olduğu anda kimseden talimat ve yönlendirme beklemeden ne yapacağını bilmesi lazım. Hemen harekete geçmesi lazım herkesin. Ya Ankara'dan talimat gelsin de harekete geçelim olunca olmuyor, gecikiliyor. Ve özellikle ilk 72 saat biliyorsunuz çok önemli, yani can kurtarmak açısından çok kıymetli. Yani o ilk saatlerde hemen harekete geçebilmek çok önemli. Onun için mutlaka bu yönetimin yerinden yönetim olması lazım. Bu merkezi yönetim anlayışının hızla terk edilmesi lazım. Yerele inisiyatif verilmesi lazım. Yerele imkan ve inisiyatif verilmesi lazım. Yerelin hem imkanı olacak hem de yetkisi inisiyatif olacak. Sayın başka babacan, türlü bu ülke çok büyük bir ülke. Ya. Siz tek bir noktadan yönetemezsiniz bu kadar büyük ülkeyi. Onun için hep söylüyoruz, sistem yanlış diyoruz. Şu sistemin değişmesi lazım diyoruz. Ama maalesef işte bu felaketler sistemle ilgili sorunların da böyle yüz üstüne çıkmasına acı tecrübelerle de olsa vesile oluyor. Sayın Babacan, zaten bunları şu olayın sıcağı bir geçsin, enkaz altında kalan vatandaşlarımız sağ salim kurtarılsın, dışarıdaki vatandaşlarımız evet, benim bir... Evet, galiba kulaklık irtibatı kesildi, hala sesim geliyor mu, görüntüm gidiyor mu bilmiyorum ama... Sesinizi duyuyoruz, siz bizi duyabiliyor musunuz? Burada dediğim gibi iletişim, haberleşme sıkıntısı çok büyük. Bizi duyabiliyor musunuz şu anda? Evet. Bunları sonrasında tekrar konuşacağız. Ben bir şey duyamıyorum, stüdyoyla bağlantısı olan varsa...
bir şeyler söylesin. Barış, senin bir sorun var mı? Son bir sorumuz var. Bir de bunu deneyelim. Tamam. Dağdan bahsetsin diyor. Barış. Heh, bu çalıştı, evet. Buyurun, tamam. Buyurun lütfen. Bunları sonrasında konuşacağız. Çünkü burası bir deprem ülkesi. Burada birçok felaketler yaşanıyor. Bunları yeniden masaya koyacağız sonrasında. Gerçekten söyleyecek çok sözümüz var ama şu anda enkaz altında vatandaşlarımız var. O yüzden biz de yutkunarak bunları sonraya bırakıyoruz. Barış Terkoğlu'nun son bir sorusu var size. Son olarak şunu soralım. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'da yaptığı açıklamada söyledi. 20 binin üzerinde asker, polis, jandarma dedi. Sizin bugünkü 3. gündeki gözleminiz nedir? Çünkü felaketin ilk günü askerlerin geç bir şekilde, tabii ki bakanlığın kararıyla sevk edilmesi eleştiri konusu olmuştu. Orası bir donanma şehri aynı zamanda, İskender. Özür dilerim Sayın Babacan, bir dakika. Arkadaşlar, Malatya'daki görüntüyü verir misiniz? Malatya'da 3 gün sonra canlı olarak enkazdan çıkarılan bir vatandaşımız var. Biraz önce Ferit Demir o rezidansın önündeydi. Sevinci görüyorsunuz, kurtarma çalışmasına katılanların sevincini görüyorsunuz. Ambulansa bindirildi ve sağlık merkezine götürülüyor. Biraz önce Ferit Demir'in, bu arada Ferit'i bağlayabiliyorsak arkadaşlar hemen bağlayalım. Ferit'in bize çalışma devam ediyor, içeriden sesler geliyor dediği, evet, enkaz. Burası çöken enkaz. Bugün 3. gün ve hala enkazın altında canlı vatandaşlarımız var. Sesi geliyordu yaklaşık olarak 40 dakika kadar önce biz bağlandığımızda, aşağıdan ses geliyor demişlerdi. Ve şu anda ambulansla sağlık merkezine doğru naklediyor. Gerçekten çok heyecan verici, güzel. Dileyelim bu görüntüleri bolca paylaşalım. Özür diliyorum Sayın Babacan, kestim. Barış. Askerlerin bugün daha çok sayıda Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Siz nasıl gördünüz alanda askerin varlığını? Ya, şöyle, Antakya'da biz çok az sayıda askerle karşılaştık ama biz daha çok, dediğim gibi, böyle ara sokaklardaydık. Yani ana caddelerden herkes geliyor geçiyor da biz tam bir olayın fotoğrafını çekelim diye biraz ara semtlere de girdik çıktık. Tabii burada olması gereken şu, dediğim gibi, yani bu tür doğal afetlerde eğer askerimizin, jandarmamızın devreye girmesi gerekiyor ise bu tür kararların böyle merkezileşmemesi lazım. Yani her bölgedeki askerimizin, jandarmamızın, hele hele deprem bölgesinde görev yapanların bir asgari bir deprem eğitimine tabi tutulması lazım. Yani deprem bölgesine yakın olup da askerlik yapan, askerlik görevini profesyonel ya da geçici yapan askerlerimizin belli bir süre bir deprem eğitiminden de geçmiş olması lazım ve deprem anında da kimseden öyle talimat falan beklemeden hemen harekete geçirebilmesi lazım. İşin yöntemi bu. Dediğim gibi kararlar çok merkezileşince iş hantallaşıyor. Yani zor karar alınıyor, zor harekete geçiyor ya da bilgi o kararı alacak kişiye zor ulaşıyor. Halbuki pek çok şeyin böyle otomatiğe bağlanıp yerelden derhal hareketlenmesi lazım. Yani kimsenin bir afette ben bir şey yapayım mı yapmayayım mı diye kimseden talimat beklememesi lazım. Türkiye büyük bir ülke. Başka türlü yönetemezsiniz. Başka türlü bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Yani yetkinin mutlaka yukarıdan aşağıya doğru delege edilmesi gerekiyor ve Ankara'dan, merkezden de taşraya doğru delege edilmesi gerekiyor. Bu ülkeyi başka türlü düzgün yönetmenin imkanı yok. Peki Sayın Babacan, sizi daha fazla tutmayalım. Türkiye'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileyelim. Tekrar izlenimlerinizi almak için önümüzdeki günlerde birlikte olacağız.